And I just kept doubling my money and doubling my money. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrencilere yönelik olarak marka oluşturma ve marka uzmanlığı konferansı düzenlendi. Konferansın konuşmacıları arasında yabancı misafirler de vardı. Konferansın açılış konuşmasını yapan doçent doktor Savaş Ertan Çomaklı, konferansın gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan Aytim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın'a teşekkür ederek öğrencilere soru sorma fırsatını kaçırmamalarını belirtti. Konferans Mr. Eko Bokke ve Mr. Khan Cunningham'ın sunumuyla devam etti. Öğrencilerin programı ilgili izledikleri gözlerden kaçmadı. Konfeksiyon üzerine iş yapan bir holdingin sahibi şu anda aslında 700-800 kişiyle çalışıyorlar. Bir moda evi gibi düşünebilirsiniz. Dizaynerler, marka yaratıcıları vesaire komple bir şirketler grubu uluslararası çalışıyorlar. Kendileri de bize bahsetmişti. Eğer buraya geldiğimiz zaman İstanbul'dan dışarı gelince bu gelen arkadaşlarımız şimdi tanıştıracağız. BJ ve EO genellikle çok zor oluyor. Mesailerinden dolayı bu taraflara gelmek çok zor oluyor. Kendisi nezaket gösterdi. Şükrü Bey sağ olsun, Şükrü Yapraklı Hocam da Dekan Bey'imiz de tabii olur dedi, özellikle burada yapalım diye. Buraya getirdik bu arkadaşlarımızı. Şimdi sizden ricamız, bu arkadaşlarım şöyle kısa bir özet vereyim. BJ ve EO, Bocci, BJ diye isim aslında John Koenig'in pasaportta yazıyor ama BJ diye olarak sürekli ismi hitap ediliyor. EO Bocci de ünlü bir İtalyan dizayner. Aslında marka avcısı, stilist avcısı değil mi? Burada bir hata olmasın. Ünlü birisi. Yani internete girdiğiniz zaman göreceksiniz, böyle biraz paparazzi var ya. Biraz da ilginizi çekecektir. Birisi BJ biraz daha sempatik, daha böyle bir stand-up var. Neşeli bir şey. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi İngilizce zaten söylerler. Çoğunuz anlarsınız, tercüman arkadaşlarımız da var burada. Çevirecekler. Sorularınız varsa da bence hiç kaçırmayın. Süreleri az. Böyle bol bol sorun. Sevda Hanım da burada. Olursa Sevda Hanım da zaten sorularınızı cevaplar. Kendisi de burada aslında, tanışmanızı isterim. Aslen Erzurumlu kendisi. İstanbul'da 2002'de beri buradalar, Türkiye'deler. Bu toplantının veyahut da bu panelin böyle güzel geçmesi dileğiyle herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Şükrü Yapraklı Hocama teşekkür ediyorum. Bir de Sufi Orhan Hocama. Bu sınıfta. Bir anda diyor, banka için diyor çok iyi bir müşteri oldum diyor. İşte banka ise beni yanına aldı, çağırdı. And he talked about our problem. And how would we solve this problem? Ve diyor bizim problemlerimiz hakkında konuşmaya başladık ve problemi nasıl çözeriz diye. And I love that we. I love we. Because suddenly I could see I had a position of leverage. Yeah. Ve diyor ben de bunu çok sevdim diyor çünkü bir pozisyona yükseldim diyor. O pozisyondan da çok hoşnut kaldım. And I did a deal with the bank. Ve diyor ben bankayla bir anlaşmaya vardım. And I said if you lend me a further 250,000 and write my debt down to 250,000, I pay you back 500,000 in 3 years on this business plan. Ve diyor işte bana yeniden borç verirseler diyor, işte belli bir miktar 300,000 pound borç verirseler diyor, ben 3 yılda bunlara 500,000 pound geri vereceğime dair bir taahhütte bulundum. And I've got to say at this stage, God bless Barclays Bank. Okay. Ve diyor işte bu noktada diyor, Barclays yani bu forma reklamlarını falan görürsünüz. İngiltere'nin meşhur bankası. Diyor Allah işte o bankayı korusun. And it taught me another big lesson. Because those guys saved me at a time I was in real trouble. Ve diyor işte bu noktada diyor işte yani ben ciddi manada diyor işte tehlikede olduğum bir noktada diyor bu adamlar beni kurtardılar. And this is the lesson one of the lessons I want you to remember. Ve diyor sizin hatırlamanızı istediğim derslerden bir tanesi şudur ki business is about relationships. İş yapmak arkadaşlar ilişki kurmaktır yani. Tamamen ilişki kurmakla alakalı. It's about